Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli arkadaşlar, İbrahim suresinin ilk dört ayetinde şöyle bir mesajını okuduk ve gördük Rabbimizin. Ümmeti Muhammed Kur'an-ı Kerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insanlığın karanlıklardan yani bilgisizlikten, cahillikten, imansızlıktan imana doğru, ilim hidayet yoluna doğru çıkarılması için gönderildi. Bir tarafta karanlıkta kalmak isteyenler, bir tarafta Allah'ın nuruyla aydınlanmak isteyenler diye iki grup yeryüzünde vardır. Mesajı çıktı. Karanlıkta kalmak isteyenler ısrarla her yer karanlık olsun. Hep beraber karanlıkta yaşayalım. Kimse birbirinin yaptığı pisliği böylelikle görmesin. Bu hayatta yiyelim, içelim, eğlenelim, azgınlaşalım diye bir propagandaya, bir örgütlenmeye giriştiler. Bunun karşısında da Allahü Teala peygamberleriyle Allah'ın nuru ile aydınlanmak isteyen kullarını aydınlatmayı bir yöntem olarak dinini tanıtma yöntemi olarak bize öğretti. Bütün peygamberleri ortak bir dille göndermedi de her peygamberi hangi topluma gönderiyorsa o toplumu nasıl daha iyi eğitir ise o dille konuşturdu. Neticede önümüzde genel tablo şu. İnsanlar ikiye ayrılıyor. Allahü Teala peygamber gönderip insanların iman, hidayet bulması için Hiçbir bahane, mazeret üretmeden mahşer gününde iman etmelerini sağlayacak peygamber gönderiyor. Kimisi biz bu peygamberi istemiyoruz çünkü Allah'a iman etmek istemiyoruz deyip kafir olup cehennemi boyluyorlar. Kimisi de biz hakikati bulduk, aradığımızı bulduk. Bu peygamberin peşinden gideriz diyorlar. Bunu da Allahü Teala herkesin anlayacağı dille öğretiyor. Hiç kimseye itiraz edeceği bir boşluk bırakmıyor. Bu hakikati şimdi İbrahim suresinin 5 6. ayetlerinde sonra da 7 ve 8. ayetleri de bunun devamı olarak genelde olanın Musa aleyhisselam özelinde olan şeklini anlatacak. Sure nasıl başlamıştı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Kur'an-ı Kerim'in bütün insanlığın aydınlanması için gönderildiğinden bahsetmişti. Aynı şekilde Musa aleyhisselam da o mantıkla gönderildi ama Musa aleyhisselam kendi kavmine gönderildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evrensel bütün insanlığa gönderildi. Kur'an bütün insanlığın hidayeti için, ıslahı için gönderildi. Bunun benzeri daha önceki ümmetlerde mesela Musa aleyhisselam'da olmuştu diye Rabbimiz şimdi Musa aleyhisselamın ve İsrailoğullarının özelinde bunu aynı doğrultuda öğretecek ama içeride farklı tabi açılımlar Gelecek ayette bunları okuyacağız. İlk dört ayetin bir nevi açılımını parantez şimdi açılmış olacak. Musa Aleyhisselam örnekliğinde sadece onun kavmine özel. Evrensel değil çünkü Musa Aleyhisselam ve önceki peygamberler bir tek Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam evrensel. Niye? E bir daha peygamber gelmeyecek ki. Bütün dünyaya aynı mesajın ulaşması için evrensel olması gerekiyor birbirini tamamlayan parçalar bunlar. Şimdi 5. ayetten itibaren okuyoruz. Bakalım Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı süreç ve benzerinin aynısını Musa aleyhisselam yaşamış mı, yaşamamış mı? Hep beraber göreceğiz ve aralardaki mesajlara odaklanacağız. Çünkü Kur'an'ımızın şöyle bir üslubu var arkadaşlar. Şimdi geneli anlattı. Genelden bir özele Musa aleyhisselam örneğine geldi. Musa Aleyhisselam'ı anlatırken aslında yine genele dair mesajlar veriyor. Yani Musa daha önce kavmine böyle geldi gönderildi diyor ama bunu bize anlatırken o gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamandaki müşriklere de mesaj veriyor. Kıyamete kadar gelecek bütün kafirlere de o kafirlerin karşısında duracak Musa Aleyhisselam gibi, Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem gibi peygamberlerin izini takip edecek müminlere de aynı mesajı veriyor. Genelden özele, özelden genele. Böyle bir döngüsü var Kur'an-ı Kerim'in. Biz de hatırlarsanız bu derslerin başında şunu söylemiştik. Biz her ayetinden Rabbimizi bulmaya çalışacağız. Her kelimesinden, her mesajından bir akide yani iman etmenin sistemleşmiş halini mekanizma halini görmüş olacağız. Hepsi birbirini tamamlıyor çünkü Kur'an ayetlerinin. Sureler birbirini tamamlıyor, ayetler birbirini tamamlıyor. Aynı sure içerisinde 5 ayetin, iki ayetin, altlı üstlü ayetlerin bir irtibatı var. Bir uyumu var. Bu uyum üzerinden hikmetler şüphesiz, sınırsız ama biz anlayabildiğimizi, daha doğrusu alimlerimizin anladıklarından çıkardığımız notları burada beraberce okuyacağız inşallah. Beşinci ayeti okuyalım. Musa'yı da kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve Allah'ın onlara yaşattığı günleri hatırlat diye mucizelerimizle göndermiştik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan başladığı Bütün insanlık dedi. Her peygambere biz bir dil verdik. Anlayacağı dilden konuş, toplumlarına dedi. Arkasında Musa Aleyhisselam örneğine geldi. Niye gönderdi Allahü Teala Musa Aleyhisselam'ı beş büyük peygamberden biri olarak Firavun'a ve İsrailoğullarına niye gönderdi? O toplumu cahillikten, zulümden, ahlaksızlıktan, Allah'a karşı gelmekten imana, ilme, hidayete, ahlaka Rablerine boyun eğmeye götürsün diye. Ve ve iki şey söylüyor ayet. Karanlıklardan aydınlığa çıkarmak. Bunu ne olarak biliyoruz artık öğrendik. Karanlık küfür. Aydınlık iman. Karanlıklar diye geçiyor. Niye? Çünkü küfrün milyonlarca çeşidi var. Ama iman bir tane. Alternatifi versiyonu yok imanın. La ilahe İllallah. Sadece Allah var. La ilahede birçok ilah var ama. O yüzden küfür veya şirk hep çoktur. Her türlü tarzı vardır. Kur'an-ı Kerim onu anlatırken karanlıklar der. Küfrün, ahlaksızlığın, imansızlığın her çeşidinden nura, imana, İslam'a, Allah'a, dine, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Musa aleyhisselam kendi ümmetini kendine davet etmek üzere Birinci gönderilme maksadı karanlıklardan aydınlık. İkincisini ayet ne olarak zikretti? Allah'ın yaşattığı günleri. Ve zekkirhum bi ayyamillah, Eyyamullah diye bir kavram çıktı karşımıza. Allah'ın günlerini hatırlatsın diye Musa'yı da gönderdik. İsrailoğullarına. Neyle gönderdi? Mucizelerle. Asasıyla, elini göğsüne koyup Allahü Teala'nın mucizesiyle onun bembeyaz, apaydınlık, parlak bir şekilde çıkması ve Kur'an-ı Kerim'den bildiğimiz diğer meşhur mucizeler Allahü Teala'nın harikulade olaylarıyla yani o peygamberliği destekleyen nübüvvetin hakikatini ortaya koyan belgeler bunlar. Her peygamber Allahü Teala mucizelerle gönderiyor ki insanlar ya böyle mucizeler görseydik biz iman ederdik. Diye bir mazeret üretmesinler diye. Mucize de görseler iman edeceği yok aslında kafirin de. allah Teala dedik ya boşluk bırakmıyor. Kullarının itiraz edeceği bir nokta bırakmıyor. O zaman ikinci olarak da karşımıza ne çıktı Musa Aleyhisselam'ın gönderilmesiyle ilgili? Allah'ın günlerini hatırlatmak. Allah'ın günlerine ayet birazdan açacak onu. Ama burada o Musa Aleyhisselam kendi kavmine gönderildi ya. Kendi kavminin geçmişte yaşadıklarını onlara hatırlatmak ve o kavimden önce de bir sürü kavim var. Nuh kavmi var, Ad kavmi var, Semud kavmi var. İbrahim Aleyhisselam'ı biliyor bunlar. Geçmişte de nice ümmetler vardı. Zamanında Yusuf Aleyhisselam gelip burada devletin başına geçmişti. Siz geçmişte sıkıntılar yaşamıştınız. Sizden önce helak olanlar vardı. Allah'ın size verdiği nice nimetler vardı. Yani Allah'ın sizin geçmişte tarihinize, kaderinize yazdığı ve sizden önce sizin gibileri gönderip neler neler yaptığı, müminleri kurtardığı, asi olanları helak ettiği ve bunlardan hepinizin de haberi var diye her kulun bildiği olayları yani geçmişi hatırlatmak üzere gönderildi. O zaman Musa Aleyhisselam'ın burada iki fonksiyon ortaya çıktı. Dolayısıyla buradan ne dedik genele çıkıyoruz. Müminlerin de iki fonksiyon ortaya çıkıyor. İslam'ın iki fonksiyon ortaya çıkıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için de benzer şeyler ortaya çıkıyor. Bir hoca, bir Müslüman bulunduğu ortamda neler yapması gerekir? O da buradan ortaya çıkıyor. Nedir o? karanlıktan aydınlığa yani imansızlıktan imana taşıyacak bilgiyi sunmak. Allah böyle buyuruyor. Bu yanlış, doğru olan budur. Bu çirkin, güzel olan budur. Bu hatalı, asıl yapılması gereken budur diye birinci işi peygamberlerin ve o peygamberlerin davasını sürdüren herkesin, her müminin bulunduğu ortamda hakikatleri ortaya çıkaracak şekilde diliyle, amelleriyle Örneği olmak, ikincisi de geçmişi hatırlatmak. Geçmişteki güzellikleri ve Allah'ın geçmiş ümmetlere yaptığını hatırlatmak. Çünkü herkes geçmişten etkilenir. Herkes geçmişini çok iyi bilir. O günde yaşayanlar, Firavun zamanında yaşayanlar kendinden önceki milletlerin geldiğini ve helak olduğunu biliyorlardı. Hud kavmini duymuştu. Hud aleyhisselamın geldiği Ad kavmini duymuştu. Çok güçlülerdi. Bizden daha güçlü kim var diye evler yapmışlardı. Bu evleri hiç kimse yıkamaz diye dağları oymuşlardı. Ama allah Teala tamamını helak etti. Lut kavmi helak oldu. İnsanlar bunu çok iyi biliyorlar. Kalıntıları var. Nuh aleyhisselamdan insanlığın haberi var. Bunlar dilden dile aktarılıyor. Kaldı ki Tevrat'ta bunlar geçiyor. Allahü Teala'nın gönderdiği kitaplarda geçiyor. Daha önce İbrahim Aleyhisselam'ın sahifelerinde de geçiyor. Suhuf-i İbrahim'e ve Musa. Bunlar toplumda biliyor. Bilindiği için de Allahü Teala geçmişi hatırlatarak kullarını uyarıyor. Bu da tıpkı neye benziyor mesela bizim açımızdan bakıldığında? Biz de bir zillet hayatı yaşadık. Savaşlar yaşadı bu ümmet. Hiç kimse Geçmişi bilmese bile kendi hayatını şöyle bir geriye doğru 5 sene, 10 sene sarsın. Allah'ın günlerini bir hatırlasın bakalım. Allah ona neler yaşattı? Ne güzellikler nasip etti? Ne sıkıntılardan onu kurtardı? Geçmişte tanıdığı çevresinde arkadaşı dostu olan nice insanlar öldü gitti 5 sene içerisinde. Hani bırakın 5 asır öncesine gitmeyi. Zamanında bir Osmanlı devleti vardı. Çok güzel günler geçirdi ama bir gün kayboldu. İbret Bırakın Osmanlı'yı, Raşid Halifeler dönemi vardı. Allah Raşid Halifeler döneminde bitirdi. Nimet verdi, aldı nimetini. Musibetler verdi. Hastalıklar, salgınlar verdi. Büyük savaşlar oldu. Yani bir peygamberin geçmişi hatırlatarak sizden önce de nice insanlar vardı. Geldiler, geçtiler. İman edenleri selametle Rabbine kavuştu. İman etmeyenler boğuldu, gitti. Lut kavmindekilerin hepsi göklerden taş indi onlara azap edildi. Hala Lut Gölü bugün yeryüzünün en derin yeri olarak orada bekliyor. İçeride ne bir balık var ne de bir canlı yaşıyor. Ortada göl var. Sıfırın altında, yerin altında en derin yeri yeryüzünün ama hiçbir şey yaşamıyor orada. Bunlar ibret vesilesi. Bunları geçtik. Hani 600 yıllık Osmanlı'nın tarihini konuşmaya, hatta 100 yılı bile konuşmaya gerek yok. Kaldı ki orada da nice hikmetler, dersler var. Allah sizden neleri kaldırdı, neleri getirdi, kurtardı. Çanakkale'de size nimetler verdi. Ondan sonra hilafetinizi aldı, rezil oldunuz. Bir sürü ibretler var. Yani geçmişi hatırlayarak insan tefekkür edebilir, kendini muhasebe edebilir. Böylelikle ben nereye gidiyorum? Firavun'un tarafında mı olacağım, Musa'nın tarafında mı olacağım diye bir tercih yapma imkanı oluyor. Bundan dolayı ayet وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللّٰهِ Ve Musa onlara Allah'ın günlerini hatırlatsın diye gönderdik onlara. Musa aleyhisselam geçmişte şöyle olmadı mı böyle olmadı mı diye onlara birazdan zaten konuşacak ama biz kendimiz açısından da bunu düşünebiliriz. 5 sene önce neydim? Nereden nereye geldim? Allah'ın günleri bunlar işte. O Allah'ın günlerinin içerisinde Allah'ın nimetleri var, musibetleri var. Salgında vefat eden yakınlarımız var. Sigaradan, kanserden Allah'ın sözünü dinlemediği için, beden emanetine sahip olmadığı için vefat edenler var. Ya da hız yaptığı için motorla, arabayla, trafik kazasında ölenler var. Bu hep iş işte Allah'ın günleri geçmişi hatırlamak bunlar. Geçmişten ibret almak. Yoksa biz elbette ki büyük bir tarihi serüveni de düşünmek, oradan ibret almak zorundayız. Ama kendimizle alakalı, hadi diyelim onları kitaplardan okuyoruz, hiç görmedik. E kendi yakınlarımızı, dedelerimizi de mi görmüyoruz? Etrafımızdaki insanların nasıl helak olup battıklarını da mı görmüyoruz? Düne kadar Allah diyen insanların birden ya aslında ben geçmişte boşuna Allah demişim. Allah falan yokmuş, hikayeymiş. Dediklerini görmüyor muyuz? Haşa. Bunları izlemiyor muyuz? Çevremizdeki insanların bir akşam birden kafir olduklarını duymuyor muyuz? Ben artık bu dini kabul etmiyorum deyip sabaha mümin olmayarak kalktıklarını görmüyor muyuz? Bunlar işte geçmişte nebirat almak. Ve zekkirhum bi Onlara Allah'ın günlerini hatırlat. Burada arkadaşlar şöyle bir mesaj da çıkıyor. Yani bu ilk 5. ayetten, bugünkü dersimizin ilk ayetinden. Rabbimiz dikkat ederseniz bir gün kavramı attı önümüze. وَذَكِّرْهُمْ بِاَيَّامِ اللّٰهِ Peygamberlerine sen onları Allah'ın günlerini hatırlat. Diyerek aslında Müslümanın, akıllı bir insanın böyle bir gün üzerinden düşünmeye, işleme, uygulamaya girmesi gerekiyorsa bunlar hep geçmişte yaşadıklarıdır. Geçmişten aldığı ibretlerdir mesajı veriyor. Ama dikkat edin bugün öyle bir dünya düzeni kurmaya çalışıyor ki şeytan. Her haftada onlarca gün var. İnsanların doğum günlerini, ölüm günlerini hadi geçtim yeni evlenenlerin evlilik günlerini, balayı günlerini, nişan günlerini, söz günlerini, yüzüklerinin içine koydukları şu tarihte seninle nişanlandık, ilk görüşmemiz diye unutmayacakları bir tarihi kaydetmelerini geçtim. Bu boşlukları, boş işleri geçtim. Toplum da devletler üzerinden, siyasiler üzerinden bu hafta polislerin haftası olsun, bu hafta doktorların haftası olsun, bu hafta mühendislere verelim, bu hafta hemşirelerin olsun, ebeleri unutmayalım ha. Genel olarak sağlık personeline özel bir gün verelim. Hocaların günü olsun, din görevlilerin günü. Gençlere bir gün verelim, çocuklara bir gün verelim. Bunların hepsi nedir? Allah'ın günleri hatırlanmasın. Geçmişte Nuh kavmi nasıl battı bunlar unutulsun. Lut kavmini Allah nasıl helak etti? Musa Aleyhisselam'ın geldiği İsrailoğullarını nasıl Firavun'dan kurtardı Allah? Firavun'u nasıl helak etti? Ebu Cehil nasıl geberdi? Ebu Leheb'in nasıl elleri kurudu? Uhud günü, Tebük günü, Vahiy günü, Hicret günü. Bu tefekkürler unutulsun, hep doğum günleri çıksın ortaya. O kadar ki şeytan bu projeye bizi de alet etti. Hocalarımız vefat ediyor. Hocamızın ikinci vefat yıl dönümü. Hadi program yapalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğumu ile vefatı ile ilgili ashab-ı kiramın herhangi bir program yaptığını duydunuz mu arkadaşlar? Çünkü onlara ne lazım? Geçmişi hatırlamak, Bedir'i hatırlamak, Mekke günlerini hatırlamak, ondan önce İsa aleyhisselam zamanını, havarileri İsa aleyhisselamın doğumunu Firavunları, o firavunlara yaltaklık yapan Hamanları o günleri hatırlamak var. O günlerden ibret almak var. Ama bugünkü günlerde ne var? Sadece kutlama var. Eğlenme var. Vakit geçirme var. İşte şeytan çok kaliteli düşündüğü için Allah'ın insanı nasıl yarattığını bildiği için ve Rabbimiz sürekli Allah'ın günleriyle meşgul olsun kafanız. Geçmişi iyisiyle, kötüsüyle idrak edin. Allah'ın nimetlerini hatırlayın. Helak olan kavimleri hatırlayın. ibret alın. Buyurduğunu çok iyi bildiği için şeytan ne yapıyor? İnsanda demek ki bunları hatırlayıp bu şekilde zamanını geçirme ve böylelikle zihin üzerinden hayatını yönlendirme potansiyeli var. Ben bunu kendime kullandığım zaman çok rahat bir şekilde bunları hop dünyanın adamı yaparım. Dünyanın kadını yaparım. Dolayısıyla eyyamullah gitsin, gelsin dünyanın günleri. Allah'ın günlerini unutalım, şeytan günleri oluşsun. Eyyamuş şeytan. Ne kadar şeytanın hoşuna gidecek gün varsa onları hatırlatayım ben, her sene hatırlansın. Mayıs'ın bilmem kaçıncı haftası şu, Nisan'ın dördüncü haftası bu, Ocağın ilk haftası bu, Aralık'ın ikinci haftası bu diye unutuyoruz. Allahü Teala ama ne diyor? وَذَكِّرْهُمْ بِاَيَّامِ اللّٰهِ Onlara Allah'ın günlerini hatırlatsın diye biz Musa'yı gönderdik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunun için gönderdi. Biz de aynı ayete muhatabız. O zaman bizim Müslüman olarak görevimiz ne? Önce kendimiz, sonra çevremize. Allah bizden önce de ümmetler gönderdi. Onlar nimete nankörlük yaptılar. Helak olup gittiler. Aynı noktada da biz de şımarırsak alır Allah elimizden. Devletimizi de alır vatanımızı da alır. Allahü Teala şaka yapmaz ki. Kim sabrediyorsa, kim şükrediyorsa ona nimetini sürdürüyor. Onu cezalandırmıyor. Ama kim Allahü Teala'ya karşı asi olursa onun dininin karşısında yeni oluşumlar geliştirirse o zaman onları hop bitiriyor. Tıpkı Firavun'u bitirdiği gibi. Ve dikkat edin 5. ayetin sonu nasıl bitiyor şimdi? İnne fi zalike le ayatin li kulli şakur. Yani Musa Aleyhisselam'ın bu gönderiliş maksadı mucizeleri, bu konular Allah'ın günlerinin hatırlatılması ve hatırlanması. Bunlar ancak hayatının tamamı sabır olmuş ve hayatının tamamı şükür olmuş insanların anlayabileceği işlerdir. Ne anlama geliyor bu? Bir insan bu hayat ancak sabırla yürür. Her zerresinde sabır göstermemiz lazım. Bu hayat ancak en zor zamanda bile Allah'a hamd etmekle altından kalkılır bir hayattır. Dolayısıyla ben Sadece yemek yediğim zaman değil, yemediğim zaman da Allah'a hamd ederim. Maaş aldığım zaman değil, maaşımı kaybettiğim zaman ve bana maaş vermediği zaman da hamd ederim. Allah beni evlendirdiği zaman değil, Allah beni 50 yaşına kadar bekar bıraktığında da o öyle dilemişse buna hamd ederim. Evlat verdiğinde hamd ettiğim gibi evlat alırsa ona da hamd ederim diyebilen hayatının her safhası hep sabır şükür mantığıyla Yürüyen insanın anlayabileceği konular bunlar. Hayatı zevk ve eğlenceden ibaret gören, dünya oyun ve zaten eğlence yeri. O zaman oynayalım. Hep maç yapalım arkadaşlar. Hep yiyelim. Hep zıplayalım, hep hoplayalım. Bir kere geldik zaten bu dünyaya. Bir daha nasıl yaşayacağız bu gençliği? Ben 40 yaşından sonra zaten sağlık sorunlarım başlar. 40 yaşına kadar ne halt yaparsak yapalım diye düşünen bir insan haramlara karşı sabretmeyi aklından geçirmek istemeyen. Allah musibet verdiğinde nereden çıktı bunlar ya diyen ve ağzına attığı bir lokmanın bile şükrünü yapmaktan aciz olan bir insan Eyyamullah dediğimiz Allah'ın günlerini geçmişte insanlara yazdığı kaderi tefekkür edemez ki. Demek ki ibret almak ancak sabır ve şükürle hayatı yönetebilenlerin bir işiymiş herkes ibret almayı beceremiyor nasip etmiyor Allah herkese bundan dolayı sadece sabreden ve şükreden değil de ayet hep sabreden hep şükreden öyle bir kere sabırlık bir iş olmaz bu bir kere hamd ederek Elhamdülillah ya şükürler olsun Rabbimize deyip bir iş bulduğumuz zaman hamdet o işte belli sıkıntılar başladığında ya hep benim başıma geliyor Bunlar de bu bir kere şükretmek oluyor Hastalık geliyor, sabrediyorsun. Ama eşinle, normal hayatta evladınla, arkadaşınla, okulda haramlara karşı, sokakta, ticarette günahlara karşı sabredemiyorsa bir insan, o bir kere sabrediyor. Hastalık gelince sabırlılardan başına eşiyle, ailesiyle, arkadaşıyla ilgili, düşmanla ilgili bir konu geldiği zaman sabredenlerden olamıyorsa o anlayamaz. O çünkü dini bir tarafından tutmuş. Sadece işine gelen kısımlarında sabır ve şükür gösteren bir insan oluyor. O zaman ayet bizi nereye taşıdı? Bir kere. Asıl günler Allah'ın geçmişte kullarına yazdığı günlerdir. Bunları sürekli tefekkür etmek zorundayız. Geçmiş ümmetlerin kıssaları, peygamberler, peygamberlerin gönderildiği toplumlar, bunlar hakkında sürekli kafa yormamız lazım. Gündemimizi bunlarla meşgul etmemiz gerekiyor. Bu bir. Maçla, sosyal medyayla veya filmlerle, dizilerle bunlarla zihnimizi dolduramayız. İkincisi, allah Teala bütün bunları hep şükredelim ve sabredelim diye önümüze koyuyor. Yani geçmişle alakalı bilgiler hep şükredelim, Allah'a hamd edelim. İçinde bulunduğumuz durumu Rabbimiz bize lütfetti, bizi sıkıntılardan kurtardı diyelim. Ve bunların hepsi Tekrar önceki ümmetler gibi isyana, onların düştüğü hataya, cezaya düşmeme nedenimiz olsun. Yoksa Firavun'u okuyup Firavunlaştıkça nasıl biz o zaman ibret alacağız? Hem Firavun'u hatırlıyoruz, geçmiş günleri Eyyamullah'ı hatırlıyoruz ama Firavunculuk yapmaya devam ediyoruz. Hamancılık oyununa devam ediyoruz. Para cebe girdikçe Karunlaşıyoruz gibi bir durum olursa o zaman boşuna geçmişi hatırlamış oluruz. Ve burada arkadaşlar bu ayet bize bir şey daha hatırlattı. Nedir o? Hatırlatmak farzdır. Allahü Teala peygamberi niye göndermiş? Geçmişi hatırlatsın diye. Çünkü ins insan unutur bir varlıktır. Hepimiz böyleyiz. Birbirimize sürekli hakkı, sabrı, geçmişi, ayeti, hadisi, doğruyu, güzeli, adaleti, hakkı hatırlatmak zorundayız. Birbirimize de hatırlatacağız, başkasına da hatırlatacağız. Elbette ki bunun bir üslubu olacak, elbette ki bir nezaketi olacak. O ayrı bir boyut olduğu için ayrıntılarına girmiyorum. Ve bu hemen ayetin devamında bu ayeti uygulayacağı bir altıncı ayetle Rabbimiz konuyu açıyor. Ne demişti Musa Aleyhisselam'ı gönderirken? Biz Musa'yı Ayyamullah Allah'ın günlerini hatırlatsın diye gönderdik. Şimdi ne oldu? 6. ayette. Ve izqale Musa li kavmih zekurû ni'metallahi aleykum. Musa da aleyhisselam gönderildiği kavme dedi ki: "Ey insanlar, Allah'ın size olan nimetini hatırlayın." Allah niçin göndermişti onu? Onlara geçmişi, geçmişteki nimetleri, iyilikleri, güzellikleri hatırlat diye göndermişti. Hemen Musa Aleyhisselam Allah'ın verdiği görevi yerine getirdi. Musa Aleyhisselam kavmine dedi ki: "Allah'ın size lütfettiği nimeti hatırlayın." Hemen geçmişi hatırlattı onlara. Geçmişteki güzel günleri hatırlattı. Geçmişteki güzel günü hatırlatırken nasıl hatırlatacak? Hemen okuyacağız şimdi ama öncesinde bir şey söylemem lazım. Allah'ın lütfettiği nimetleri hatırlamak diye de bir görevimiz var arkadaşlar. Her birimiz şöyle geçmişini bir düşünüp 20 yaşında bile olsa ya Rabbim bana ne nimetler nasip etti de böyle güzel bir ortama düştüm. Rabbim bana ne kadar güzel bir aile nasip etti. Diyelim aile nasip etmedi. Anne baba nasip etti. Diyelim anne baba nasip etmedi. Arkadaş nasip etti. Mutlaka Allah'ın bir nimet nasip ettiği vardır. Üniversitedir, zekadır, güzelliktir, paradır, imkandır, bir hoca efendiyle buluşmaktır, hafızlıktır, Kur'an bilgisidir, sünnetle buluşma imkanıdır. Mutlaka Allahü Teala kuluna bir güzellik vermiştir. Ne yaptı? Ayet bizi getirdi. Nereye taşıdı? İsrail olur ile ilgili. Ama şu mesajı veriyor. Ey insan Allah'ın sana lütfettiği nimetleri hep hatırla. Mesele arkadaşlar çünkü nimetlerin hatırlanmasıdır. Dertlerin hatırlanması değil. Çünkü dertler hep azdır nimetlere oranla. Ama insanoğlu hep derdi hatırlayıp kendi psikolojisini bozuyor. Allah'ın ona verdiği güzellikleri düşünse, hastalıklar, diğer sıkıntıları sayacağına, çocuğumdan şöyle çekiyorum. Babam bana böyle yaptı. Geçmişim şöyle geçti diye Kötülükleri anlatacağına Rabbim lütfetti de beni şuradan kurtardı. Bugün imansız da olabilirdim. Elhamdülillah namazlıyım. Allah'a hamdolsun ağzımdan kötü bir söz çıkmıyor. Ana babama söven ahlaksızlar gibi değilim. Bugün bu ortamdayım hamdolsun. Bir maçta da olabilirdim. Sahilde başka bir pis işi yapıyor da olabilirdim. Bu geceyi içki içmiş, alkol almış, aklı gitmiş, sarhoş bir şekilde de eve dönmüş tamamlayabilirdim. Elhamdülillah imanım bende duruyor. Çok güzel arkadaşlarım var. Bana güzellikleri Allah'a anlatacak dostlarım var. İnsan güzellikleri hatırlarsa saymakla bitiremeyecek ama hep sıkıntılarını sayıyor. Sıkıntıları sayınca da doğru doktora. Psikolojisi bozuldu. Nasıl geçecek bu dünya? Çok zor bu dünya. Oradan Allah'ı sorgulasın. Niye bu böyle? Niye şu şöyle? Muhteşem bir psikolojisi dersi de veriyor bu ayet bize. Peki Musa Aleyhisselam kavmine ne dedi? Allah'ın size lütfettiği nimetleri hatırlayın derken bir, hani o yani Allah Celle Celaluhu Firavun'un adamlarından kurtarmıştı sizi. Demek ki bu Musa Aleyhisselam bu cümleyi ne zaman kurdu kavmine? Firavundan kurtulduktan sonra. Ya siz nasıl olur da şimdi Allah'ın dinine hizmet etmezsiniz? Allah sizi firavundan kurtardı. Zamanında yani firavunun önünde rezil bir şekilde yaşıyordunuz. İşte hemen ikinci maddede onu sayıyor. Size işkencenin en kötüsünü reva görüyordu. Onur kurucu işlerde çalıştırıyordu, zulme diyordu. Yani erkeklikleri gidecek kadar ağır taş taşıtma işleri yapıyordu. Bildiğiniz zalim kendini ilah ilan etmiş. Ben buraların Rabbiyim en büyük Rab benim haşa diyen bir adam sizi berbat etmişti. O zamanlar siz mümindiniz. Musa Aleyhisselam'a iman etmiştiniz. O sıkıntılı günlerden çıktınız. Niye şimdi Allah'ın dini için hizmet etmiyorsunuz? Diyecek. Önce Allah'ın nimetlerini hatırlatıp onların tövbe etmelerinin sağlanması için uğraşıyor. Eski geçmişteki güzellikleri hatırlayıp Allah'ın nimetlerini hatırlayıp hadi Allah'ın dinine hizmet etsenize. Niye benden cahil cahil işler istiyorsunuz? Niye bu Samiri'nin peşinden gittiniz? Niye Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsunuz? Niye bu dini bozuyorsunuz? Niye tevratla oynuyorsunuz? Anlamında uyarılar bunlar. Allah sizi Firavun'un adamlarından kurtardı. Burada Firavun'un adamları ifadesinden Firavun'un yönetiminin ekip olarak suçlu olduğu da bir not olarak kenarda duruyor. Yani aslında zalim tek başına zalim olmuyor. Onu etrafındaki yalakaları zalim yapıyorlar. Bir tane ona aya ayağa kalkıp dur ne yapıyorsun ya Allah'tan kork. Sen de bizim gibi bir insansın. Bu yaptığın zulümdür dese bir yöneticiye o yönetici öyle zalim olmayacak. Ama etrafındaki yalakalar, hamanlar, karunlar biri parayı veriyor, biri peki efendim diyor. Onaylıyorlar, yönetim kurulunda da herkes tam buyurduğunuz gibidir efendim deyince Firavun ilahlaşıyor, Firavun zulmetmeye başlıyor. Dolayısıyla burada zalimlerin yönetim olarak, ekip olarak suçlu olduğunu içlerinden bir kişinin onlara hakkı hatırlatmadığı için de hep beraber vebal altında olduğunu, sadece Firavunlara, yöneticilere suçların yıkılamayacağını da öğrenmiş oluyoruz. En ağır, su-el-azabı ve yesumunekum su el azab. Azabın, işkencenin en beterini uyguluyorlardı size. Ama Allah kurtardı bunlardan size. Hatırlıyor musunuz? Allah sizi Firavun'dan kurtardı. En kötü işkenceyi yapıyorlardı. Erkek çocuklarınızı kesiyordu Firavun. Hepimizin bildiği mesele. Bunların erkekleri yoksa doğdukça bunlar gelir benim iktidarımı ele geçirirler. Korkusundan erkekleri kesiyor ve kızları sağ bırakıyor. Bundan dolayı işte Allahü Teala ve fi zalikum bala'un min rabbikum azim. Rabbinizden çok büyük bir imtihan görmüştünüz. Öyle sıradan bir imtihan değildi bu. Buyuruyor. Ama o günler bitti artık. Allah kurtardı sizi. Bir dönem imtihan oldunuz. Li kulli şekur. Bakalım nasıl sabredeceksiniz? Allah'a hamd edecek misiniz de Allah sizden bu ortamı çektiğinde? Bunları görmek için Allah yaptı. Musa Aleyhisselam da geldi bugünleri hatırlattı. Tablo ortaya çıktı şimdi. Peygamberler geliyor. Allah'ın nimetlerini hatırlatıyor. Onları aydınlığa, cennete götürmek istiyor. Onlar ise biz cehennemde kalmak istiyoruz diyorlar. Ya da hatırladık tamam tövbe ettik seninle beraber cennete gireceğiz diyorlar. Geçmişteki Allah'ın nimetlerini hatırlıyorlar. Başlarına gelen sıkıntıları tekrar düşünüp biz böyle bir Allah'a Nasıl şükretmeyiz? Nasıl onun kulu olmayız? Nasıl onun için cihad etmeyiz? Diyorlar ve büyük bir imtihan atlatıp, imtihanı atlattıklarını Allah'ın onlara büyük bir lütufta bulunduğunu hatırlayıp bu imtihanı kazanıyorlar. Ya da kaybediyorlar. Hayatın her safhası bu. Bunu işte Musa aleyhisselam ve onun gönderildiği kavimde Rabbimiz 5 ve 6. ayetlerde bize öğretmiş oldu. Şimdi tekrar 7 ve 8. ayetle bu özelden genele geçiş yapacağız. Bu Musa Aleyhisselam'ın anlattığı Firavun ve İsrailoğullarının yaşadığı olayların tekrar bu sefer bunlar parantezi açmıştık ya parantezi kapatıp işte bütün zamanlar böyledir. Ne zaman Allah'a şükrederseniz Allah size o nimetlerin devamını getirir. Hamd etmezseniz de Allah'ın azabı şiddetlidir diye bir açılım yapacak. Bunu önümüzdeki derste ayrıntılarıyla farklı nimet pencerelerinden inşallah işlemeye çalışacağız. O sallallahu ve sellem ala seydina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi rabbil alamin.